Milli Güvenlik Kurulu dış politika başlığıyla toplandı. Gündemde İsveç'teki İslam karşıtı saldırılar vardı. Toplantı sonrasında yapılan 6 maddelik açıklamada NATO'ya üye olmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu'nda Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokasyonlarıyla terörle mücadelede öne çıkan başlıklar arasındaydı. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3 saat 40 dakika sürdü. Gündemdeki en önemli başlık NATO'ya üyelik süreci devam eden İsveç'teki provokatif eylemler oldu. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmelerin ileri bir tarihe ertelenmesine neden olmuştu. 6 maddelik MGK bildirisinde üçlü mutabakatla müttefiklik ruhuna bağlılığın önemi vurgulandı. Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği, buna mukabil NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiş. PKK, KCK, PYD, YPG ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla bir an evvel yerine getirmelerinin zaruri olduğu ifade edilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde İsveç'teki İslam'ı hedef alan saldırıların nefret suçu olduğunun da altı çizildi. İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmış, din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan, demokrasi ve ifade özgürlüğüyle de izah edilemeyecek eylemleri teşvik ve himaye edenlerin, insan haklarını hiçe sayan bu nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır. MGK gündeminde Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin haklarını ihlal eden Yunanistan'da yer aldı. Doğu Akdeniz ve Ege denizinde tacizlerini sürdüren Yunanistan'a taviz verilmeyeceği ve oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulandı. Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesi de masada öne çıkan başlıklardan biri oldu. PKK, YPG, FETÖ ve DH terör örgütlerine yönelik icra edilen operasyonların bilgisi paylaşıldı. Gerekli olduğu takdirde daha ileri adımların atılacağının altı çizildi. Ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğü için kalıcı barışa giden yolun açılacağının da mesajı verildi.